Tülin Hanım'la örüyoruz. Çok güzel şeyler yapacağız. Hoş geldiniz Tülin Hanım. Hoş bulduk. Neler yapacağız bugün? Bugün ilmekleri hazır olan kürk görünümlü iplikle şiş ve tığ kullanmadan bu ilmeklerle atkılar, bereler örmeyi göstereceğiz, boyunluk öreceğiz. Yine böyle yaptığımız çalışmaların üzerine simli bir ipliği kullanarak zincir işi detay çalışmaları nasıl yapılır bunu anlatacağız. Ben zannettim ki mesela bu şöyle görelim. Mesela içine karıştırıp ördünüz zannettim ama çok güzel bir çalışma, şunu merak ettim doğrusu. Üzerine çalışacağız. Yine burada da bunun içinde de var. Programda etol çalışmasını göstermiştik. Videoları var bunların. Bu çok güzel. Bunun üzerine çalıştık. Yine berenin içine çalıştık. Bir dakika. Bu da böyle bir ceketin üstüne falan çok güzel alınabilir. Etol oldu. Evet. Oo. Hanımlar kendi zevklerine göre, isteklerine göre istedikleri şekilde dizayn edebilirler. Çok beğenileceğini umuyoruz. Ben Doktor Jivago filminde gibi hissettim kendimi şu an. Değil mi? Öyle bir tip oluştu benden. Yalnız şu sim Erkan o kadar güzel ki içine üstten işlediğiniz üstten bunu. Yapacağız. Onu çok merak ettim bugün. Bakın arada böyle şeyler, hani bir yere gittiniz, akşam bir yere aldınız. Bir de çabuk öreceğiz bunu galiba. Çabuk öreceğiz, evet. İçine de gömülünce böyle bayağı etkili oldu. Çok güzel olmuş. Yani böyle bir gelirken böyle bir yanıp yanıp sönüyorsunuz yani. Yönetmenim beğendin mi bunu? Meryem'e yapalım bundan bir tane. Çok güzel, vallahi çok hoş oldu. Bu beyazı da çok güzel. Mesela bu beyazı gelin şalı falan da olabilir. Tabii. Onu da bir almak istiyorum. Buna da dore bir iple yapmışsınız, yine parlak. Rengine uygun ipliklerle çalışabilirler. Ay bakın çocuklar, detaylar burada gizli. İçinde bakın. Yani çok hoş olmuş. Gerçekten iyi olmuş. Kolaycacık da yapılıyor. Kolay öreceğiz. Evet. Yine atkı çalışmasını göstereceğiz. İsteyenler atkılarına da dizayn edebilirler. Böyle atkılar öreceğiz. Dökümlü bereyi anlatmıştık daha önceki programımızda. Bu hafta spor bere nasıl yapılır onu göstereceğiz. Yine bere üzerine detay çalışacağız. Şurada da bereler, atkılar mesela ayakkabı kenarlarına yapılmış. İnanılmaz güzel biraz olmuş. Önce taktığınızın takımı diye düşündük. Takımı. Çok iyi olmuş. Eski bir botumuz varsa veya uygun fiyatlı bir bot alıp bu şekilde yapabiliriz. Valla çok güzel şeyler yapıyoruz programda aslında. Bu nesi? Evet, o da bere. Bu da aslında sizin fikrinizdi. Daha önce anlatmıştınız hani. Evet. Şu. Bakayım. Böyle şey. Evet. Ne diyoruz bunlara? Boyunluk mu? Boyunluk yapmıştınız. Polardan yapmıştınız, kumaştan yapmıştınız. Evet. Örgü ipliğiyle de örebilirsiniz demiştiniz. Ben sizi izlerken hemen bunu başladım, ördüm. 2 dakikada olur mu? Aynen öyle. Çok güzel. Bu da çok hoş olmuş. Bayıldım bunlara. Yine yani şu da öyle. Bunlar çok ip yiyor mu? Hayır, mesela bir yumak. Şunu ne kadar şeyden yapabiliriz? Kaç? Sadece bir yumak. Bir yumak. Bir yumak. Oradan alayım sizi bu tarafa doğru. Pardon. Kamera. Şöyle yine düğme taktık. Bu da düğmelisi. Bir dakika, bunu da beresiyle bir takayım, ondan sonra işe girişelim. Kadın değil miyiz? Gerçekten. İlla bakacağız, alacağız, bir şöyle bir şeyine bakacağız. Bu ne Tülin Hanım? Bir dakika dur, tersten yaptım. Bir yumakla boyunluğu. Bir yumaktan oluyor mu bu? Tabii bir yumak. Yine düğme. Vay, boyunluğu kaç yumak, bu kaç yumak? Bir yumak, bir yumak. İkisi 2 yumak. 2 yumaktan al işte, şıksın. Hadi yapalım mı? Yapalım. Ben de merak ettim nasıl olacak diye. Hemen yapalım. Şöyle mankenimiz de boş kalmasın. Şunu da git takayım. Ay çok güzel. Benim saçlar, başlar. Şimdi diyorlar ki böyle bir sürü sunucu arkadaşım böyle rahat peruklar falan takıyor. Saçı onunla bütünleştiriyor. Sen de taksana, ne rahat falan. Ay ben diyorum, yayın boyunca berenin birini takıyorum, birini çıkarıyorum. Ama bu kadar nasıl mı yakışır? Takayım? Ama bu kadar mı yakışır? Geçen gün görüşünüz. Sağ geçen olun. Gün çok onu düşündüm. Dedim bir bere takma yarışması olsa yakışma, birinci olursunuz kesin. Maalesef öyle bir yarışma yok. Evet, yok. Yapalım vallahi. Birinci olmam da çok teşekkür ediyorum. Birincilik bunlara takılmayın. Takın gitsin. Takın gitsin. Süper. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Evet. Şimdi ilmekleri hazır olan ipliğimizi alıyoruz. Şunu yapıyoruz. Şu griyi yapıyoruz. Griyi yapıyoruz. Ben bu de spor bere. Tülin Hanım hemen bana veriyor, tak diyor. Bu neymiş?
Ama bunun da rengi çok hoş. Her şeyle çok güzel gider. Evet, şimdi bu modeli yapalım. Sonra da üzerine nasıl işleyeceğiz onu gösterelim. Modeli ben kafamda tutayım. Keşke manken getirmeseydiniz, buyurun. Evet. Şimdi burada yukarıdan aşağıya doğru örüyoruz. 1, 2, 3 tane ilmeği sayıyoruz. Yuvarlak yapıyoruz ipliğimizi. Böyle bir miktar ipliğin başlangıcında düzlüyoruz ipliği. Burayı bağlıyoruz. Yukarıdan başlayarak. Ha, yukarıdan başlıyoruz. Evet, evet tabii. Beremizi aşağıya doğru öreceğiz. İlmekli ipliklerde bere yapacağımız zaman yukarıdan başlamayı tavsiye ediyoruz. Şimdi her ilmekten, yumaktan gelen ilmeği sırasıyla 2 tane geçiriyorum. 1 tane geçirdim. 1 tane daha geçiriyorum. 2. Yine yanına geçiyorum. Yine yumaktan gelen sıradaki ilmeği diğer ilmeğin içerisinden 1 tane geçirdim. İkinciyi aldım, yine aynı yerden geçirdim. Yani 3 ilmeği 6 tane ilmek yapıyorum. 2, 4 ve 6. Şimdi yine devam ediyorum. Döne döne bu sıradaki ilmeği yine 2 tane geçiriyorum. Hep çift çift geçirerek bu sayımızı büyütüyoruz. Çift çift geçiriyoruz ki artırıyoruz. Artırıyoruz. Yani normal örgü mantığında. Aynı mantıkta. Hemen bunu bırakmak istiyorum. Bu anlaşıldı zannediyorum. Evet. Şöyle diğer aşamaya geçeyim ama bu ip bana lazım olacak, onu bırakmayayım. Tamam. Şimdi böyle spor beremiz için 26 tane ilmeği geçiriyoruz. Çift 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 çift, hep çift çift geçiriyoruz. Geçirdik. Şimdi başlıyoruz düz örmeye. Şu Tülin Hanım diyor ya sevgili seyirciler, yumaktan gelen. Evet. Bu yumaktan geleni bu ilmeklemece ipleriyle mutlaka hep kafanızın bir kenarından geçirin. Yumaktan gelen. Evet. Yumaktan gelen. Şimdi. Evet. 26 tane ilmeği saydım. Bunu ama şöyle öneriyorum. Mutlaka saymalılar. Neden? Şimdi diyelim ki saydık, 25 oldu. İşte bir tane daha arttıracağım. Bunu geçirirsem böyle işte 26 oldu. Hayır, bu yanlış olur. Çünkü bir ilmeği buradan aldım. 26 oldu diyemeyiz buna. Bir tane daha geçirirsek yanından 26 oldu diyebiliriz. Hmm, aynı. Bu önemli. Aynı yuvaya, evet. Aynı yuvaya 2-2 geçirerek 26'yı buldunuz. Bulduk. Doğru mu? Bulduk, evet. Şimdi tek tek artık. Her ilmeğe tek tek böyle geçirerek ilmeği arkadan öne veriyorum. Böyle rahatlıkla itiyorum ve önden tutup yukarı çekiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey arada ilmek bırakmamak. Böyle ağır ağır örmek. Böyle tek tek ilmekleri örüyoruz. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Bu ilmek sırası birinci sıramız. Bu şekilde bir işaret koymalıyız şöyle başladığımız yere. Diyelim ki şuradan başladım. Buraya kadar gelip burada ikinci sırayı saymalıyım. Bu şekilde ilmekleri 4 kez geçirmeliyiz. Evet. 4 kez geçirmeliyiz ama ördüğümüz sıra 3 olacak. Çünkü bu geçirdiğimiz ilmekler birinci sıra değil. Bu ilmekler yukarıdan ilmek geçirilerek örüldüğünde bir sıra örülmüş oluyor. Yani 4 kez döne döne böyle ilmek geçiriyoruz. Ama güzel. Hiç arttırma yok. Her ilmeğe böyle birer kez geçirerek devam ediyoruz. Aslında şu anda evlerinde hani yeni yıl kermesleri oluyor. İnşallah biz de bir yeni yıl kermesi yapacağız. Böyle kermeslerde gideyim, bir şeyimi satsam da ama bir şeyim yok gibi düşünüyorsanız işte size fırsat. Hemencecik yapıp, yani zaman az. Çünkü bir şeye hazırlanmak için önceden, bir aylar öncesinden hazırlanıyoruz ya. Burada hemen fırsatı değerlendirebilirsiniz. Yapın. Ya akşama kadar 10 tane yaparsınız eğer. Kesinlikle yapalım. Yaparsınız, satarsınız, karınızı koyacaksınız. Hemencecik yaparsınız. Çeşit çeşit model var, getirmişler. Evet. Bence çok iyi bir fırsat. Değerlendirin. Eğer bir ekmek kapısı olsun diyorsanız. Bir bereyi bir yumakla örüyoruz. Bir boyunlu bir yumakla örüyoruz. Şimdi ördük. 4 kez ilmekleri geçirdik ama bütün de ördüğümüz sıra 3 sıra ördük. En son sıraya geldiğimizde başımızı böyle geçirirken sıkmasın, rahatsız etmesin diye böyle 7 ilmekte falan 2 tane ilmeği aynı yerden geçiriyoruz. Hani en son sırada bu. Ya biraz arttırma mı yapmış oluyoruz? En son sırada 4. ilmeği geçireceğimiz sırada. Evet. Bu 4. geçiriyorum. Burada 7 tane tek örüyoruz böyle tek tek. Ama biraz önce yaptığım gibi 7 tane de bir çift çıkarıyoruz.
Güzel. Bu 1/8 de olur. Yani 1-2 kez yapmak yeterli. Hani şurası daha rahat geçsin başa. Şimdi bitti diyelim. Yaptık bu işlemi. Son sırada da bütün ilmekleri birbirinin üzerinden geçirerek. Bu zaten kapatma. Kapatma. Bunu artık öğrendik. Aynen. Şimdi bunu artık şiş ve tığ kullanmadan ördüğümüz için izleyen herkesin yapabileceği bir çalışma. Örgü bilmeyenler bile yapabilecek rahatlıkla. Yapar. Bu şekilde beremizi bitiriyoruz. Keserek bağlıyoruz. Evde genç kızlar varsa oturtun hanımlar, hep beraber yapın. İyi bir ekmek kapısı var burada gerçekten. Evet, şimdi beremiz bitti. Beremize şu pomponu... Ya pomponu nasıl yaptınız onu merak ettim. Pomponu gerçekten nasıl yaptık? Şimdi çok güzel de olmuş. Şuraya kadar başlangıcı aynı berenin bu üstünü ilk evet başladığım gibi 3 ilmeği bağlıyoruz. 3 ilmekten 2 2 çıkarıyoruz. Biraz önce gösterdiğim 6 ilmek oluyor. Sonra devam ediyoruz. 10 ilmek olana kadar hep çift 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 çıkarıyoruz. 10 ilmek olunca birkaç sıra örüyoruz. Ne kadar büyüklük istiyorsak beremizi ördük. Bir iplikle olabilir. Bu ilmeklerin içerisinden büzerek ya da bu ipi düzleyerek... Bir dakika, şeye geçir. Evet. Ya da bu ilmekleri açarak şuradaki ilmeklerin içerisinden geçirip böyle bağlıyoruz. Efsane bir böyle şey. Böyle bir pompon, pompon oluyor. Şöyle bir pompon oluyor. Siz bunu oluyor yaparken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bizim genç kızlığımızda böyle çok güzel topuz yapılıp da topuz filesi yapardık evet üstüne. Evet. Şundan çok güzel topuz filesi, hani saçım toplu değil topuz filesi. Dikin buraya incileri tık tık tık. Altına bir tane lastik geçirin. Hemen saçı Erkan gel. Sen inanamıyorum. Gelin Tülin Hanım geçirin. İnanamıyorum size. Ay ben arıyordum böyle bir şey de onun için. Çok iyi. Nefis. Bu lastiği olacak hop diye. İlmekleri gel Erkan gel gör. Bir inciler mi inciler renklerine göre bir şeyler yapın. Daha büyük örebilirler. Bir tık daha büyük. Lastiği takıyorsunuz üstüne inciler falan yapıyorsunuz. Bu da satış ya için. İnanılmazsınız gerçekten maşallah. Benim kafamda çalışıyor. Maşallah. Ama yapmaz mıydık vardı. Ama yani şu anda bundan çıkarabilmek yani inanılmaz. Aklım bir ufuk. Onlar geliyor siz yapıyorsunuz orada içinden geçir içinden tak oradan ilmekten gelen falan derken. Ben bir anda o zaman bir hemen huzurluk geliyor aklıma. Madem tam bitirelim tam tasarımınızı. Bunu o zaman şöyle 15 ilmeğe kadar çift 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 çıkarsınlar. Sonra da bunun içerisinden kendi renginde falan lastik geçirsinler. Evet. Tamam. O lastik orada lazım. Bağlasın. Yani lastiği tabii bağlasınlar. Ben bunu yapacağım bir tane. İlmeklerden. Gülsüm Hanım dükkanda çalışalım bir tane. Üstüne inciler. Hele siyah yap üstüne inci yap. Saçı topla. Gidemedik kuaföre falan. Cepte para yok. Gidemedik saçı böyle bir jöleleriz. Şöyle bir güzelce arkadan bir toplarız. Onu da üstüne koyarız. Giy siyah ceketini. Haydi. Nereye istersen git. Hayır. Gününe falan. Gösterirsiniz derler. Ben kalbini öğrendim. Ağzım açık kalmış ve hayranlıkla izliyorum. Aysun diyor ki ağzı açık kaldı. Peki bir fikir daha. Anlattıklarınız o kadar güzel. Ya, estağfurullah. Buyurun. Bir fikir daha. Üzerini de zincir işi yaparız yine. Simli iplikle. İşleyebiliriz. Evet o da olur. O da olur. O da olur. Zincir bu, işini full görecek zincir miyiz? Da, full da olur. Peki bir... Bir film daha diyorum. Bir fikir daha vereceğim. Yaptınız bunu böyle. Hemen içinden bir güzel kadife kurdele. Çanta mı oldu yoksa? Kadife kurdele. Hemen üstüne iyi sizin zincir işini. Ay inan bu program akşama kadar yetmez bize. Daha neler çıkar. Hadi fikir siz de verin. Başka ne olur bu yaptıklarımızdan? Fikirleri verin. Kalpak da olur. Var zaten dedim ya Doktor Zhivago filmi gibi oldum orada. Tabii gençler belki o filmi bilmiyorsunuz. Bizim zamanımızın böyle seyrettiğimiz, benim sinemada seyrettiğim ilk filmlerden falan bir tanesi böyle. Ankara'da Gölbaşı sineması vardı hatırlayanlar şimdi var mı bilmiyorum. Orada seyretmiştim. Ağla ağla bir hal olmuştum. Karların içinde geçiyor. Oradan aklıma geldi. Eski film araştırın, yeniler yazın. Bulun. Ama izleyicilerimiz yazıyor. İnanılmaz bir sinerji oluştu diyorlar. Çok sağ teşekkür olsunlar ediyoruz. Sağ buradan olsunlar. Şimdi bu iplerle bunu simli iplerle ben de şimdi böyle bir şey örüyorum. Bu iplerden koyuyorum işte pulludan koyuyorum simliden koyuyorum sırf sim koyuyorum. Evet. Çok güzel bir şey yapıyorum inşallah bitireceğim. Ama çok iyi bir fikir oluşmuş bunun üstündeki bu iş fikri. Peki örmeyi bir bitirsek ondan sonra mı acaba işlemeye geçsem tamam, diyorum. Tamam buyurun. Bu da hani sizin gösterdiğiniz gibi kumaşla göstermiştiniz. Bunu ben dönerek ördüm. Tamam. Onu da göstereyim. İsterlerse bunu boyunluk olarak kullanırlar. Ama isterlerse de atkı olarak uzatabilirler.
Güzel. Bu da çok kolay. Döne döne örmüştünüz. Döne döne ördük. Tamam. 11 ilmeği şöyle saymayacağım ben, mantığı göstereyim. 11 ilmeği yuvarlak yapıyoruz. Burada şu kırmızı biraz önce taktığınızı yapabilmek için. Evet, şunu. Evet. 11 ilmeği yuvarlak takıyoruz. Böyle bağlıyoruz. Sonra başlıyoruz düz örgüyle örmeye. Böyle ilmekleri geçire geçire bir yumak bitene kadar döne 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 örüyoruz. Böyle örüyoruz. Şimdi şu olacak. Evet. Döne döne örüyoruz. Çok kolay zannediyorum, artık göstermeme gerek yok. Tamam. Döne döne ördük, ördük. Sonra ördük, işi nasıl bitirdik. Yapıyoruz? Ha, üzerine işi. Onu şimdi göstereceğim, evet, şey geçince. Bu şimdi bizim boyunluğumuz oluyor. Evet. İstersek bunu ilmekleri tam böyle etrafından geçirerek, hı-hı, şöyle geçire geçire kapatırız. Monte etmiş oluruz. İstersek açık kullanırız, dediğiniz gibi bir broşla falan takılır. Bundan atkı fikri de verildi. Açık, tamam, atkı istersek. Onu atmayın, ben bir şey daha göstereceğim, tamam, siz işinizi bitirince. Açık atkı istenirse şey olur. 10 ilmekle başlarız açık atkıyı. 3 yumak kullanarak atkıyı uzun örebiliriz. Ama 8 ilmekle 2 yumakla örebiliriz. Açık atkı isterlerse. Ay, çok, şu taktığınız gri gibi. Bu da güzel. Boyunluk. Öbürünün boyunluğu. Öbürünün boyunluğu, evet. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Onu enine ördük farkındaysanız. Şey, böyle döne döne ördük. Bunu da şöyle örüyoruz. Hemen onu göstereyim. İpimi şurada. Şimdi bunu 28 ilmeği sayıyoruz. Şunu keseyim. Makasım. Şimdi bu gri boyunluğu göstereyim. Bu aşağıdan yukarıya doğru örülen bir boyunluk. 28 tane ilmeği sayıyoruz. Yuvarlak yapıyoruz. Başlıyoruz örmeye. Biraz önce gösterdiğim gibi. Düz ilmekleri öre öre çıkıyoruz. 28 tane ilmek. Burada önemli olan 28 ilmek bir yumak. Ördük. Tamam. Döne döne ördük. Merak ettim nasıl. Döne döne ördük. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. İkiye katlıyoruz. Ha, bu da çok iyi fikirmiş. Katlıyoruz. Buradaki ilmekleri şöyle yapıyoruz. Şimdi bu aşağıdan yukarıya doğru olan boyunluk. Tamam. İlmekler açıkta. Bunu tutuyoruz. Şöyle karşıdan geçiriyoruz. Yani dikiyoruz aslında. Böyle ilmekleri örgünün bu tarafından, ilk başladığımız yerinden böyle karşılıklı geçiriyoruz. Geçirdik. Şimdi geçirdikten sonra başlıyoruz bunu kapatmaya. Evet. Şöyle ilmeklerimizi kapatıyoruz. Ne yaptık? Dikey boyunluğumuzu ördük. Sonra da ilmekleri geçirdik. Şöyle boyunluğumuzu bitiriyoruz. Süper. Yuvarlak yapıyoruz. Tekrarlamak istiyorum. Bir yumak. Buyurun. 28 ilmek yuvarlak yapıp bağlıyoruz. Düz örgüyle bütün ilmekleri döne döne ipliğimiz bitene kadar yumağımız örüyoruz. Bittikten sonra da ilmekleri hemen böyle şu ilk başladığımız noktadan bu ilmekleri alıp karşıdan geçirdim. Karşılarından geçirdim. Hepsini, bütün ilmekler geçecek. Sonra da birbirinin üzerinden çok pratik olmuş, geçirerek böyle boyunluk olacak. Peki ben ne yapıyorum? Buyurun. Ördünüz bunu boru gibi. Hani biz yayınlarımızda yapmıştık bunu. Şimdi şunu şuradan, sizden ricam, şuradan elimden bunu alıp çekerseniz. Alırım. İçeridekini. Çektiniz. Bunu acayip pahalı euroyla satılıyor böyle bunun peluşu. İşte size bu ne kadardan çıkmıştı? Bir yumak. İçinden şey geçireceksiniz yalnız. Evdeki uzun ipekli veya işte ona benzer bir şalınızı geçireceksiniz. Evet. Evet. Şal geçecek. Şimdi ben şalı bulamadım. Sadece gülüyorum. Harikasınız gerçekten. Ya nasıl? Çok süper. Nasıl isterseniz yapın. Bu da güzel, o da güzel. Yani o kadar pratik ki. Şimdi almıştım onu, gitti. Hatta Nişantaşı'nda bir yerden almıştım. Mağaza sahipleri bize, yalnız açamadım şunu, mağaza sahipleri bize onu hani alın Deryan programda gösterin falan diye şöyle verdiler. Dedim ki ne kadara satılıyor bunlar? 40 euro bilmem ne. Bak bir de buna bak. 2 dakikada öreceksiniz, bir yumaktan öreceksiniz. İçinden çiçekli mesela, bunu düz ördünüz, uzun bir tane böyle şeyleriniz var. Atkı, kaşkol, ne işte ince bir şey, ipekli olursa güzel olur. İpekli dediğim sentetik de olur, yani ipek dediğime bakmayın. Yumuşak bir şey, viskonlu bir şey, çiçekli. İçinden geçirin, buradan da böyle bağlayın. Vallahi o kadar elverişli ki. Şu anda aklıma ne geldi? Şu anda aklıma ne geldi? Hani saat çalarken bir atışmalar olur ya.
Şimdi benim Ozanların. Aklıma, evet. Ozanların, benim aklıma şu geldi, vitrinde gördüm. Bunu büzmüşler, kürkü büzmüşler. Tamam. Şimdi ipi takınca siz o aklıma, evet, geldi. Büzmüşler böyle, hemen şu boynuna bu büzülmüş şekilde koymuşlar. Takılmış, koymuşlar, evet. Onu da yapabilirler. Tabii hani daha ince örerler. Bir şey söyleyeceğim. Güzeller. Bunu hafif büzdürüyorsunuz ama, evet, bunun içinde, yani bu şöyle bir şeye yarıyor. Bugün yeşil çiçekli o şalı taktın, yarın mavi çiçekliği taktın gibi. Harika. Hep değiştirebiliyorsunuz. O, yani süper, bunu buradan çıkarıyorsunuz. O, süper. Maviyi takıyorsunuz içine. İsterseniz böyle bir şey de, evet, yapabilirsiniz. Hepsi olur. Kadife kurdele yapabilirsiniz kalın. Yani yeni yılda bir şey yok, bir tane aksesuarla bir şey yapsam diyorsanız fikir çok. Çok. Asıl olan fikirdir. Fikirleri değerlendirin. Sizler çok marifetli hanımlarsınız. Hazır ilmekler. Çok güzel gösteriyor burada. Teşekkürler. Hazır ilmeklerde hemen onu yapıyoruz. Hazır ilmeklerde bize zaten tasarlayın diyor yani. Alın. Evet. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Tülin Hanım, bir dakikamız hemen var. Hemen bir dakika. Evet. Şu zincirleme şeyin. Hemen bunu gösteriyorum. Zincir işini zaten hanımlar biliyorlar. 4 numaralı tığımızı alıyoruz. Yukarıdan aşağıya geçirerek böyle biz istediğimiz gibi hanımlar serbest. Serbest, doğaçlama, kendi ruhlarına göre böyle zincir işi çalışıyorlar ama gevşek ve uzun çekmemiz çok önemli. İpliği iki kat yapıyoruz. Şu simli ipliği iki kat yapıyoruz. Güzel. Böyle renkli simleri var ve gümüş simleri var. Döne döne böyle örüyoruz. Nasıl isterseniz geri çekiyoruz. Tığı şöyle çekmem çok önemli. Şöyle çekiyorum. Evet. Böyle. Mesela bakın burada da yapmışlar. Bunda da ayrı böyle yorganlama gibi olmuş ve çok hoş olmuş. Onu da görelim. Evet, şöyle bakın böyle gezdiriyorsunuz. İplik altta, şöyle tığımız açalım, üstte. Böyle uzun uzun çekerek, rahat rahat çekerek iki kat simli ipliği gezdiriyoruz. İstediğiniz gibi böyle gezdiriyoruz. Yalnız bu da çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Yani bunun o kabarıklığını da bir parça böyle oraya, mesela şu boyunlukta çok efsane olmuş. Hakikaten yorganlama gibi olmuş üstü. İsterseniz yorganlama da yapabilirsiniz iğneyle o şekilde. Evet. İşler yapabilirsiniz. Evet. Çantaya olur, her şeye olur, botlara geçirmek için yuvarlak ölçerek. Botlarda da çok başlanır, güzel olmuş. Şu hırka mesela, ona da ben bayıldım. Evet. Şu hırkayı mesela. Şöyle boyunluğu kollu. Neredeydi bunun boyunluğu? O, bu boyunluk mu? O, evet. Ay dur, geçiremedim. Yani bak şimdi hırkayı giyiyorsun. Hırkaya da bak, şöyle yandan çek. Aa, ay kar yağsın, yağıyor mu? Böyle bak, ceketin üstüne giy. Erkan şöyle biraz, biraz tabii ekranda böyle bir oluyorum şöyle ama çok güzel değil mi? Çok yumuşak, güzel. Evet. Şimdi fikirler, Erkan sen de bu süreyi hep dolduruyorsun Erkan. Yani bakıyorsun. Peki Erkan, gidelim o zaman.